Herkese merhaba, ben Rüştü Hoca. Biliyorsunuz rehberlik videoları hazırladığımı, hazırlayacağımı sık sık vurguluyorum. Sizlerden de gelen ilgi oranında bu videolar tabii ki devam ediyor. Vazgeç videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Neyden vazgeçeceğiz? Yaklaşık 12-13 sayfalık bir not var arkadaşlar burada. Bayağı bir sayfa göreceğiz. Yani bunlara mutlaka, bence büyük bir çoğunluğu hitap edeceksiniz ama arada kaldınız. Ya hocam vallahi bu sayfa tam benlikmiş ya dediniz. Bir sayfayı bile ele almanız hayatınızda çok büyük değişikliklere neden olacak, onu söyleyeyim. O zaman haydi başlıyoruz. Aman dikkat arkadaşlar. Konulara kitapların içindekiler kısmından bakmaktan artık vazgeç. Şimdi yapman gereken en önemli şey şu. Şu dakika itibariyle bu videodan sonra, daha önce bahsettim, çok sık bahsettim, bir daha vurgulayayım duymayanlar için. Lütfen işte Türkçe dediniz, işte konuları ele alıyorsunuz, ses bilgisi dediniz. Bir kavram haritası çizmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Ya da sözcükle yapı dediniz, ek dediniz, işte kök dediniz, işte gövde dediniz. Tek tek bunları altlarında açtınız. Bunu lütfen yapın arkadaşlar. Bu bir saatinizi alır, iki saatinizi alır ama bundan sonraki kalan bu 6-7 aylık süreçte arkadaşlar inanılmaz fayda sağlar size. Hem konuya hakimiyeti görmeniz açısından, hem çalışırken ben bunu bitirdim, bunlara hakimim, ha bu varmış ya falan gibi tekrar yapma açısından birçok noktada size fayda sağlayacak. Lütfen kavram haritaları çizin. Hala kitapların içindekiler kısmına bakmaya devam etmeyin, ona bakmaktan vazgeçin artık Allah aşkına. Kronometre tutarak çalışmak. Hani masada şu meşhur kronometreler var ya, işte 22.00, burada genelde 2 nokta kullanılıyor, yanlıştır ama eyvallah, önemli değil. Biz doğruyu yazalım. Şimdi böyle kronometre tutarak çalışanlar var. Bu disiplinli çalışmanı sağlar. Bu çok güzel bir şey, harika bir şey. Ama çok önemli bir şey söyleyeceğim. Belki birçoğumuzun fark etmediği, motivasyonu düşük öğrencilerde. Yani böyle oturup da tamam ya hadi 2 saat çalışalım deyip çatır çatır çalışan öğrencilerde değil de, motivasyonu düşük, adam oturuyor, ofluyor, pufluyor, çalışamıyor, bir türlü odaklanamıyor. Bu tarz öğrenciler de, yani aslında büyük bir kitlede büyük bir stres kaynağıdır arkadaşlar. Eğer sende stres yaratıyorsa, bunu hissediyorsan kronometreyle çalışmaktan şimdilik vazgeçmende büyük fayda var arkadaşlar. Yine sınava yakın zamanlarda çözeceğiniz testlerde, yapacağınız çalışmalarda, tekrarlarda, gireceğiniz denemelerde tabii ki süre tutacaksınız. Bundan kaçarımız yok. Çünkü sınavda zaten süre tutacağız. Doğal olarak mecburuz ama en azından şu an stres yaşıyorsanız çok büyük bir kaynağı budur arkadaşlar. Nedeni budur. Kronometreyi koyuyor adam. Böyle bir an önce bir yetiştiremiyor onun psikolojisi falan bozuluyor. Bir sürü şey. Doğal olarak motivasyonu düşük öğrencilerde en büyük stres kaynağıdır. Böyle süreye bağlı çalışmak. Onu şimdilik iptal edebilirsiniz ama kısa bir süreliğine. Dikkat. Devamlı net kıyaslaması yapmaktan vazgeçin arkadaşlar. En büyük düşmanın kıyas çünkü. En büyük düşman bu. Bakın dikkat. Burada bu sefer hani arkadaşlarınızla kıyaslamaktan bahsetmedim. Net kıyaslaması. Ya bu başkası tabii olabilir ama genelde öğrenci şunu yapabiliyor. Ya geçtiğimiz denemede 35 net yapmıştım, şimdi 28 yaptım. Bu ne hissettiriyor bize? Eksiklik hissi hocam. Lan benim bir eksiğim var, bir konu eksiğim, Allah'ım ya olmuyor, gelişemiyorum. Ya da çalışmamışsın hissi. Adam 10 saat çalışıyor, küçücük bir net kıyaslaması yapıyor, ondan sonra bütün moraller alt üst, 10 saat gitti çöp. Doğal olarak sizden ricam, ne başka arkadaşlarınızla ne de kendinizi. Tabii ki gelişiminizi takip edeceksiniz ama bakın buradaki vurguya dikkat. Devamlı. Bakın net kıyaslaması yapmayın demiyorum. Devamlı bunu yapmaktan vazgeçin. Ya her yaptığınız denemeyi de sürekli böyle lan ben şunu yapmıştım aslında da şuna düştü. Hayır, o kendi dinamiği olan bir şey. Kendi içerisinde bir dinamiği var o denemenin. O anki psikolojinin, o anki çalışmışlığın, o anki durumun, o anki hissettiklerin, değil mi? Denemede farklı netlere neden olabilir. Ufak tefek dalgalanmalar olabilir. O yüzden şimdilik bunlardan çok yoğun kıyas yapmaktan vazgeçelim hocam. Devam. Zorlandığın konuları devamlı ertelemekten artık tamamen vazgeç. Bakın burada artık gaza gelmişim, bir tamamını vurgulamışım. Şimdi öğrenci açıyor mesela kitabı ya da yaptığı işte kavram haritalarına bakıyor falan. Ya şu 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 konular. Yok ya bunlar biraz dursun da şu yapabildiklerim biraz uzmanlaşayım, orada biraz şey yapayım. Bunu yapıyor sürekli. Lan bir ay kalmış, iki gün kalmış, beş, hala adam zorlandığı konuları ertele. Hayır arkadaşlar, çalışmaya daha çok buralardan başlamanız, en azından kalan zamanda zaten yapabiliyorum dediklerinizde zaten yapmış olacaksınız. Sıkıntı yaşadıklarınızın da belki büyük bir çoğunluğunu halletmeniz anlamına gelecek. O yüzden zorlandığın konuları artık devamlı böyle ertelemekten vazgeçmeli artık, onlardan en azından bir tanesini seçip başlamalısın. Lütfen bunu yap. Hakim olduğun konuları görmezden gelmekten de vazgeç. Bak burada bir daha D bağlacı var. Bir önceki cümleye bariz bir gönderme bu. Bu cümlenin devamı adeta. Bir de böyle bir taraf var. Böyle bir durum var. Yani öğrenci zorlandığı konuları erteleyebildiği gibi, ya denemede mesela bu soru ya yanlış yapmışım ama ben bunu biliyorum ya diyor. Bir de böyle bir bakış açısı var. Yani bu gözden kaçmış. Bir dahaki sonra denemeye bakıyor, onunla da aynı şey. Ondan sonraki denemeye bakıyor, hep aynı. Neden? Çünkü hakim olduğu konuları artık ben zaten biliyorum düşüncesiyle, yanlış dahi yapsa, ki bu çok tehlikelidir, yanlış dahi yapsa görmezden geliyor adam. Ya ben zaten biliyorum bu konuyu. Biliyorsun da yanlış yapmışsın. D
Demek ki bilmediğin bir tarafı var. Ya da biliyorsun ama soru tarzına hakim değilsin. O yüzden senden ricam ne zorlandığın ne de çok iyi bildiğin konuları görmezden gelme. Her konuyu önemse, bize bir yanlış yapmasın sonra o konular. İkinci, üçüncü girişin ise belki dördüncü, beşinci, aramızda defalarca girenler neden olmasın, ilk girenler olduğu gibi. Kendini lütfen geçen seneyle sürekli olarak karşılaştırma. Allah aşkına bundan bir vazgeç. Bir de bu var. Bir de bu var Allah aşkına. Yani bu kıyaslamanın, net kıyaslamasının dışında bir de kendini sürekli olarak daha önceki kendisiyle kıyaslama durumu var. Bakın az önce söyledim. Her denemenin bir dinamiği var diye. Her yılın da kendi içerisinde bir dinamiği var. Şimdi adam 2020'de bir sınava girmiş, 21'de girmiş, 22'de girmiş, 23'te girecek. Sürekli olarak mesela 23'te bir deneme yapıyor ya da netlerine bakıyor. İşte bu Ocak ayında ulan ben 2020'de neymişim be? Ulan öyle de aradan 2-3 yıl geçmiş. Senin yaşadıkların, yaşantıların değil mi? Aklına gelenler, gidenler, çalışma durumun. Sen 4 yıl boyunca aralıksız mı çalıştın Allah aşkına? Yaz tatilleri, şunlar, bunlar, iş güç olmadı mı hiçbir şey? Ha ben hocam 20'den beri aralıksız çalışıyorum dersen eyvallah. Kıyaslaman doğru olabilir. Ama araya yaz tatilleri girdi, okullar girdi. Ya da ne bileyim mezun sen, evde boş geçirdiğin zamanlar oldu. Değil mi? İşe girdin, çıktın, şu oldu. Ya bir sürü durum var, değişkenler var. Ailevi durumlar falan. Kısacası her yıl kendi içerisinde değerlendirilmeli. Aksi halde geriye bakar bakar moralinizi bozarsınız. Ha bazen de olumlu olabilir bu. Hani geçmişe göre çok çok ileride de olabilirsiniz eyvallah. Ama olumsuz tarafını görmemenden bahsediyorum. Devam. Saatli program yapmaktan vazgeç. Allah aşkına. Ya şu 09'da kalkma ya. Şu 09 kalkış, 09.30 dinlenme, kalkınca neyin dinlenmesi? Daha önce bu espri yapmış olabilirim. Ya saçma sapan bir program çıkabiliyor ortaya. Yapma bunu yani. 07'de kalkış diyor adam. Bütün planını buna göre yapmış. Adam böyle didik didik. Mesela 17'ye geldiğinde yüzlerce soru çözülmüş. Onlarca konuya çalışılmış olacak. Ama adam bir kalkıyor saat 11 hocam. E ne oldu? Tam 4 saat çöp. Yani bir anda psikoloji bozukluğu, bir anda ben programa uyamıyorum, o gün mahvoldu. Ertesi güne de yansıyor, belki bir haftası gidiyor adamın. Doğal olarak Allah aşkına saatli program yapmaktan vazgeçin. Ama şunu kastetmiyorum. Mesela bugün 5 saat çalıştım ya da çalışacağım. Buna saygı duyarım ama şu saat kalkış, gidiş, geliş, varış, oturuş bu tarz şeylere girerseniz 9.30, 9.35, 9.39 falan kesinlikle ama kesinlikle bir yerde patlıyor. Ondan sonra böyle çorap söküğü gibi geliyor. Bütün moraller alt üst arkadaşlar. Aman dikkat. Sen programlı çalışabilen bir çocuksun. Programlı çalışabilen bir vatandaşsın. Ama yaptığın program saat odaklı olduğu için buna uyamıyorsun. Bunu lütfen unutma. Yoksa uyamayacağın program yok senin. Devam. Tekrar yapmadan sadece konu test gitmekten vazgeç. Adam konuya çalışıyor. Ardından testini çözüyor. Güzelse eyvallah. Değilse azıcık daha konu çalışıp biraz daha test, güzelse devam. Yani tekrar yapmadan ilerleyen bir kitle var. Lütfen bunu vakit kaybı gibi görmeyin arkadaşlar. Bu son ana kadar, yani sınav gününe kadar tekrar. Hatta ben sürekli şunu öneriyorum. Sınava yolda giderken bile baktığınız şeyler, notlar özellikle sözel dersler için, edebiyat için, Türkçe için çok yerinde olur. Bir göz atmanız coğrafya için falan, tarih için. Ne kaldı zaten geri düşünme. Sözel dersler demiştim, onları saydım. Tamam, üzerine gelmeyeceğim. Sözel dersler için son dakika baktıkların hep sınavda gelir zaten. Bu böyledir. Bence son ana kadar çalışmanızda büyük fayda var. O yüzden bunu unutmayınız. Ama burada şunu söylemeye çalışıyoruz. Tekrarı son ana kadar bırakmayacaksın yani. Hele ki şimdi asla. Lütfen sadece konu artı testle gitmeyiniz. Tekrarı da bir yarım gün olacak şekilde yapmanızda büyük fayda var. Verimli çalışmak yerine amaçsızca saatlerce çalışmaktan da vazgeçmek lazım. Hocam ben çok çalışıyorum. 10-15 saat her türlü yaparım, hallederim. Aa, bir bakıyorsun adam 10 saat çalışmış, kafa iyice gitmiş. Soruyorsun şunu ne yaptın, bunu ne yaptın. Cevap yok adamda. Adamda cevap yok. Gitmiş. Böyle bir çalışma istemiyoruz, beklemiyoruz. Bir gün çalışırsın, iki gün çalışırsın, üçüncü günü o 10 saati göremezsin hocam. Bir şekilde tempo düşer ya da artar, saygı duyarım ama önemli olan buradan verim almak, verimli çalışmak. Tabii buna da sığınmamak lazım. Şimdi mesela adam 2 saat çalışıyor günde. Bu ne? Hocam ben vallahi verimli, böyle bir şey de yok. Bu da bir o hikaye. Bir de böyle bir tarafı var, bak konuşamadım. Yani hocam siz verimli çalışmak dediniz, vallahi ben 1 saat çalışıyorum yetiyor ya. Lan yetiyorsa sana 1 saat çalışmak, sen canavarsın demektir. O zaman 2 saat çalış, 3 saat çalış, iyice otursun canavar gibi git. Yani şöyle bir 4-5 saat, 6 saat ortalaması yakalanmalı arkadaşlar. O kadar da değil. Yani verimli çalışıyorum hocam, valla 30 dakika baktım. Bugün 4-5 tane ders hallettim. Böyle bir rezillik. Olmamalı, böyle bir şov yapılmamalı kimseye. Arkadaşlar ne yapabilirsin, moralini bozarsın birkaç kişinin ama olmaz. Öyle devam edilmez. Doğal olarak verimli çalışma bahanesiyle de az çalışmayı kastetmiyorum. 5 saat adam akıllı bir çalışma çok faydalı olabilir. Değil mi? Lütfen buna dikkat. Amaçsızca çalışmaktan men edelim kendimizi. Verimli olmadığını bildiğin halde grup halinde çalışmaktan da vazgeçmelisin. Bir de bu var. Kütüphanelere gitmeler. Güzel bir şey bu. Birlikte çalışmalar. Belki çalışamayacak arkadaşın seninle birlikte saatlerce çalışabiliyor. Ya da sen hocam ben vallahi hiç çalışamıyorum. Böyle üçlü dörtlü arkadaşlarla gidiyoruz. Sabaha kadar vallahi 7-8 saat çalıştığım gün oldu. Eyvallah. Devam. Ama bunun verimsiz olduğunu hissettiğin an bırakmalısın. Bakın ben Ankara'da arkadaşlar yaşadığım olay.
Kızılay'da bir kafeye gittim. Böyle kitap kafe gibi arkadaşlar, çok yakın zamanda. Bir soru yazacağım, bir kitap hazırlığı var belli ki, bir şeyler yapacağım. düzenlemeler şunlar bunlar. Girdim aşağıya, tabii benim yüzümden çok fazla tanıyan olmuyor biliyorsunuz. Daha çok isimden biliyorlar. Çünkü videolarda eller görünce ellerimi de saklayıp geziyorum. Neyse, bir şekilde girdim. Böyle bir tane odaya 3 tane sandalye var arkadaşlar. Sandalye de çizemedim. Evet, neyse, oda çizeyim en azından. Evet, oda bu. 3 tane sandalye, 4 tane neyse. Oturdum, 3 kişilik bir grup daha geldi. Arkamda çatır çatır kantır oynuyor adam. Ulan kantır mı kaldı? Neyse, takıldığım şey bu değil. Tamam, takıldığım şey bu değildi ama olsun, kantır niye oynuyorsun? Başka bir şey oyna. Arkamda çatır çatır tak 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 tak. Yemin ediyorum arkadaşlar, genç bir çocuk ve muhtemelen 19-20 üniversite yıllarında, çağlarında bir çocuk belli yani, net. Tak 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 tak, bir tanesi telefonu açtı, bangır bangır. Ya ben de hiç sevmem böyle, hani uyarıp böyle saçma sapan bir tartışmaya girmeyi. Bir de hani orada bir tanınır olmak durumu da var. Rüştü Hoca siz değil misiniz falan, saçma sapan bir tartışmaya girip de evet benim falan demen de hoş değil. Doğal olarak kendimi de çok çaktırmamaya, göstermeye çalıştım ama inanın arkadaşlar ben orada soru yazarken 1-1,5 saat çok rahat, yani hiç kesilmedi. Tak 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 tak. Yani neyi demeye çalışıyorum? O 3 arkadaş geldi, hiçbiri çalışmadı arkadaşlar, hiçbiri. 1,5-2 saat. Biri gitti, hiç gelmedi zaten. Çantayı attı, bir daha hiç gelmedi. Diğer ikisi, biri oyun oynuyor, biri telefonla bangır bangır. Küçücük bir oda bir de yani. Küçücük bir oda. Vallahi billahi ben bunu yaşadım. Yani şunu söyleyeceğim. Grup halinde geldiler, 3-4 kişilik bir grup ama hiçbiri çalışmadan çıkıp gittiler. Ama kendilerini memnun ettiler belki de. Ya da en azından annesine babasına evet, kütüphanedeydik ya falan diyorlar. Ya da kendilerini bir şekilde böyle avutuyorlar. Aman arkadaşlar, bunlara da kurban olmayalım. Büyük zaman kaybıdır. Grup halinde çalışmalara lütfen dikkat edelim. Devam. Çevrende. Bakayım, son sayfam bu. Evet evet, en önemlisi. Zaten insanlara gönderme yapacaksak bunu sona koyuyoruz. Çevrende tüm enerjini alan, devamlı bir yerlerde takılma düşüncesiyle senin çalışmaktan alıkoyan. Mesela derstesin, ya işte Ahmet Mehmet çıksa şuraya gidelim ya. Tamam diyorsun, bitti. O ders senin için bitti. Hele ki bunu sabah erkenden söylüyorsa bütün gün bitti. Hani şeyi sürekli söylüyoruz ya, sınavdan sonraya randevu vermeyin diye. Ya sınav bir bitsin de sınavdan sonra şuraya gidelim. Sınav anında hep onu düşünüyorsun. Vallahi bile sınav çok daha önemli ondan. Çok çok daha önemli ama zihin sürekli paragraflarda, özellikle paragrafın böyle yarısına gelince dağılıyor ya kafalar. İşte onlar genelde sınavdan sonra şunu yapayım, bunu yapayım, şuraya gidelim diyen tipler oluyor. Aman dikkat arkadaşlar. Bu tarz kişilerle çok fazla takılmamakta fayda var. Tüm hevesini kıran, olumsuz kişilerden de vazgeçmen çok büyük bir atılım olacak. Yani şuraya kadar anlattıklarım hep bireysel yapılabilecek şeylerdi. Ama şu dakika itibariyle artık arkadaşlık ilişkilerinde bazı noktalara gelmek lazım. Tüm hevesini kıran olumsuz kişiler vardır. Ya bu sene olmayacak ya falan filan. Lan Ahmet baksana, o bilmem kaç net yapmış, sen daha bilmem ne falan. Bu tarz kişilerle Allah aşkına, ama Allah aşkına görüşme hocam. Lütfen. Ya şu sınav hazırlık döneminde 6'ya dair konuşmam bir şey olmaz. Bir şey değiştirmez yani. Lütfen şu heves kıran sürekli olumsuz ya, sürekli. Tabii ki olur. İlla ki aklımıza olumsuz şeyler gelir. Biz de kendi hevesimizi kendimiz de kırıyor olabiliriz. Şöyle yapsaydım lan keşke falan filan, günlerce bunu düşünüyor olabiliriz. Eyvallah, yapımız böyle olabilir. Saygı duyarım. Ama yanınızda bir kişinin sürekli olumsuz olumsuz olumsuz, bir süre sonra ona dönüştüğünüzü göreceksiniz. O yüzden lütfen o tarz şeylerden, kişilerden de uzak durun. Kendiniz için. Lütfen. Hadi kolay gelsin. 13'te bitsin de uğurlu rakam. Uğurlu sayı 13. Hah hah.